60 ay vade ve 0 faiz ile Saraylardan Öte Daireler hem de herkese, hem Malatya'da hem Adıyaman'da. Kızımı verdim gitti. Bakın bir Bandırma maçı oynadık. Bandırma maçında dahi bazı seyircilerin, çünkü taraftar demiyorum, taraftar kulübüne zarar vermez. Bunlar zarar veren insanlar. 6 milyar lira gibi kulübe bir ceza geldi federasyondan. Şu an oynadığımız maçın da neticesinde ne geleceği daha meçhul. Çünkü toplu halde hakeme küfür etmek, toplu halde yönetime ve başkana hakaret etmek, bence bunlar çok hoş bir şey değil. Bunlar öncelikle Adıyamanlı olamaz. Adıyaman sporlu olamaz, Adıyaman spor taraftarı olamaz. Ben kabul etmiyorum. 15-16 yaşındaki bebeler henüz Nöfel Bozdağ'ın sadece ismini bilip kişiliğini ve Türk sporun Adıyaman spora vermiş olduğu 25 seneden habersiz insanlar. Birilerinin de dolduruşuyla orada provoke eden birçok insan var. Onları hepsini tespit etmiş durumdayız. Ve bu nahoş hareketleri yaşıyoruz. Hak ediyor muyuz? Hayır, hak etmiyoruz. Bunu yaşı 35-40 hatta 45-50 olan insanlar, futbolun içindeki insanlar bunu çok iyi biliyorlar. Tabii alınan 6 maçtaki 4 puan neticesinde değerli hocamız ve burada 6 yıl futbol oynayan hocamız şifayı da olsa görevinden affını istedi. Bunu bu akşam yönetimle paylaşacağız. Büyük bir ihtimalle öyle kabul ediyorum. Kendisi de Adıyaman Spor'un geleceği adına, önünün açılması adına istifasını resmi olarak sunduğu zaman herhalde kabul edeceğiz gibime geliyor ki öyle olacak. Adıyaman Spor şu anda bir hoca arayışı içerisinde. Tabii bir külfet bu. Çünkü birçok insan, birçok futbol adamı şu olmasa bu olsa gibi sözler ama kulübe destek veren maalesef kimsecikler yok. Sadece şahsımı ve yönetim kurulunu banka kredileriyle kulübü götürmeye çalışıyoruz. Ama yine de öyleyken dimdik ayaktayız. Yani orada bir 30-35 tane, 40 tane dediğim gibi 15-16 yaşındaki birilerinin dolduruşuyla statlarda bağıran insanların hiç kale bile almıyorum. Çünkü kendimi öyle görüyorum. Benim Türk sporuna çok büyük emeğim var. Adıyaman sporuna çok büyük emeğim var. Tabii başka bazı şeyleri yanlış yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, baktığınız zaman sene 98. Bunu ısrarla üstünü çize çize söylüyorum. Belgelerle ispatlayabilirim. 98-99 sezonunda Adıyaman Spor bir kongre kararı aldı. Ve bu kongre kararında benden daha iyi yapacak, Adıyaman Spor'u ilerilere taşıyacak, siyasette ve ekonomide kariyeri olan, yani siyasi kariyeri ve ticari kariyeri olan birilerinin çıkıp bu kulübe sahip çıkması temennisi içerisinde ve Sayın Bozkurt çıktı. Ben Adıyaman Spor'a talibim dedi. Biz Adıyaman Spor'u o zaman kendine borçsuz bir şekilde repodan gelirli olan çok kaliteli bir kadroyu kendisine teslim ettik. Peki kendisi kime teslim etti? Bir yıl kulüp başkanlığında kaldı. Kendisi teslim ettiği kulüp başkanları 3 sene içerisinde 2 trilyon borçla 3. ligde Nöfel Bozdağ'ın üzerine attılar. Peki bu borç kime ait? Kime ait? Ben soruyorum basına. Ben 0 borçtan kulübü teslim ettim. Kime teslim ettim? Mahmut Bozkurt'a teslim ettim. Kendisi kime teslim etti ve kendinin teslim ettiği insanlar Nöfel Bozdağ'ın üzerine nasıl anahtarı attıklarını hepsi delillerle, ispatlarla sabit. 2 trilyon borç. Sadece SSK'ya ödediğim para 450 milyar arkadaşlar. Hüseyin Pektaş'a ödediğimiz para 600 milyar o günün parası. Şimdi gazeteci arkadaşımın bir tanesi ne derece doğru? Sayın Bozkurt'la görüştüm. Efendim borçsuz verirseler ben kulübü alırım. Böyle bir şey olur mu ya? Türkiye'de borçsuz kulüp var mı arkadaşlar? Birçok kulüp iflas etmişken, birçok kulüp transfer yasağı varken, Adıyaman Spor'un icrası yok. Adıyaman Spor dimdik ayakta duruyor. Adıyaman Spor'un kasasına öyle veya böyle iddiadan para giriyor. Eğer bu konuda çok ciddiyse
Öncelikle Adıyaman'a gelir, bir basın toplantısı yapar. Hatta canlı yayına, kendisini canlı yayına davet ediyorum. Gelsin, kulübün geçmişine bugününü tartışalım. Eğer adaysa, böyle sitelere düşmekle, basına alo demekle olmaz. Hem böyle bir gündemde böyle bir şey de yok. Yani kongre yok, her şey gidiyor yolunda. Yani bugün şu anda ulusal bir basın olduğu için biraz daha kendimize dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Yani baktığın zaman Adıyaman Spor'dan çok çok daha çok para harcayan, arkasında büyük bir belediye desteği olan ve şu anda 6 maç oynamış birçok kulübün daha 4 puan 5 puanı var arkadaşlar. Ligin başı. Kongre kararı gündemde olmayan, dediğim gibi yönetimiyle, taraftarıyla, bütün bir şekilde bürokratıyla, siyasetçileriyle ya giden bir kulübün tekerine taş koymak istiyorlar. 98-99'daki gibi. Ben 98-99'da da devam ediyordum. Ama o günün valisi Kadir Çalışıcı birilerinin baskısıyla başkan aramaya başladı. İlk olarak bunu burada açıklıyorum. Başkan adaylarından bir tanesi Yaşar Karman'da. Diğeri de Yusuf Acar. Ya bir kulübün başkanı var Sayın Vali. Sana mı düşüyor Adıyaman Spor'a başkan aramak? Emir nereden geldi? Emir o günün milletvekilinden geldi. Ve Röyfel Bozdoğan da o milletvekiline bu kulübü teslim etti. Niye bir sene dayandın bıraktın? Sebep neydi? Niye bıraktın gittin kardeşim? Niye tekrar Eminerlere teslim etmedin? Niye tekrar savaşı satıp paranı aldıktan sonra kongre kararı aldın? Lütfen bu gibi şeyler kulübümüze zarar veriyor. Bakın işte türbünle bilmeyen, gencecik, daha çocuk yaştaki insanların ağzına bir şey veriyor, sakız veriyorsun. Hiç bu koltuk kimseye baki değil. Şeref duyarız bir iş adamının, hele geçmişi olan bir milletvekilinin Adıyaman Spor'a başkan olmadı, aday olmasını şeref duyarım. Ama Sayın Bozkurt, yani ben 2001 yılında aldığım zaman gel borçlara bak, onun üstündeyse kabul etme. Bu senin eserin. Eğer senin valin götürüp Hüseyin Pektaş'a veyahut da Nusret Hamurcu'ya bu kulübü o gün teslim etmeseydi, bu kulüp yine borçsuz devam ediyordu. Ve iddianın olmadığı bir dönemde. Bunları basınımızın bilmesini istiyorum. Ve her zaman şunu söylüyorum değerli arkadaşlar. Siz basın her şeyin gözü, kulağı, sesisiniz. Bana sormak isteyeceğiniz her şeyi açığım. Sorun cevaplayın. Ama yıllardır anlatıyoruz. 2001 yılında diyoruz bakın bizi zorla getirdiler. Ben emekli olmuştum. Alasmanadık demiştim. İlim valisi hayır bizim o zaman sen söyle. Değil. Adını. Halil Işık valim. Özür diliyorum. O günün şartlarıyla Halil Işık valim. Emniyet müdürüm Halil Sultan. Belediye reisim de Abdülkadir Kırmızı. Yani ikisi burada yok ama buyurun gidin Kırmızı'ya gidin. Bu kulübün hali ne olacak Sayın Başkan dedi. Üçüncü ligdeyiz. Kazan kaynamıyor. Tesis çökmüş. Başkan ağlıyor. Ne yapacağım diyor. Biz geldik Adıyaman Spor'a sahiplik ettikse, üçüncü ligden alıp tekrar ikinci lige çıkardıksa, o 10 yıl önceki 2 trilyon borcu hala yerinde muhafaza edebiliyorsak, ya o günün 2 trilyonu, bugünün 15 trilyonu ya. O gün Süper Lig'de mücadele eden o birçok kulüp takımı, şimdi amatör ligde, ulusal basın var, açıklayamıyoruz, siz daha iyi bilirsiniz. Bölgemizde bile birçok, o günün şartlarıyla Süper Lig'de mücadele eden birçok kulüp, şimdi amatörlükte, bal liginde ya. Bu kadar vicdansızlık olmaz ki. Nöfel Bozdoğan 25 senedir kulüp başkanı olmuş. Hiçbir şekilde siyasette gözü olmamış. Ama bu kulübü siyasete alet etmek isteyenlere de kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar böyle de bugünden sonra da böyle.